5 çarpı karekök 117'yi sadeleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. 117 sayısına baktığımda direkt aklıma gelen bir şey yok. Herhangi bir sayının tam karesi gibi görünmüyor. En iyisi 117 sayısını asal çarpanlarına ayıralım ve bu çarpanlardan herhangi birisi bir kereden fazla görülüyor mu bakalım. 117 tek bir sayı, dolayısıyla 2'ye bölünmez. 3'e bölünüp bölünmediğini anlamak için bu sayıdaki rakamları toplamamız gerekiyor. Bakalım. 1 artı 1 artı 7 eşittir 9. Bu kuralı Khan Akademi'deki başka videolarımızda işlemiştik. Rakamlarının toplamı 3'e bölünebilen bir sayının kendisi de 3'e bölünebilir. 9 3'e bölünebildiğine göre 117 de 3'e bölünebilir. Hemen bir kenarda işlemi yapalım. 117 bölü 3 ne edecek? 11'de 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Kalanımız 2. 7'yi aşağı indirdik. 27'de 3, 9 kere var. 3 kere 9, 27. Evet, tahmin ettiğimiz gibi 117 sayısı 3'e kalansız olarak bölündü. Yani 117'yi 3 çarpı 39 olarak yazabiliriz. Şimdi de 39'u asal çarpanlarına ayıralım. Bu daha kolay. 39'un 3'e bölünebilir olduğunu ilk bakışta, bir bakışta görebiliyoruz. 39'u da 3 çarpı 13 olarak yazalım. Böylece 117 sayısını asal çarpanlarına ayırmış olduk. Bunun şuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. 5 çarpı karekök içinde 3 çarpı 3 çarpı 13. Bunu da 5 çarpı karekök 3 çarpı 3 çarpı karekök 13 olarak yazabiliriz. Karekök 3 çarpı 3'ü sadeleştirebiliriz. Karekökten dışarı 3 olarak çıkacak. Yani burası 5 çarpı 3 çarpı karekök 13 haline geldi. Bu da eşittir 15 çarpı karekök 13. Şimdi bir örnek daha yapalım hemen. 3 çarpı karekök 26'yı sadeleştirelim. 26 çift bir sayı, yani 2'ye bölünebilir. 26'yı 2 çarpı 13 olarak yazabiliriz. Ama 13 asal bir sayı, dolayısıyla daha fazla asal çarpana ayıramayız. Demek ki 26 sayısının çarpanları arasında tam kare olan bir sayı yok. 117'deki gibi değil. 117 sayısının asal çarpanları arasında 2 tane 3 vardı. Yani tam kare vardı. 26'nın asal çarpanları ise 2 ve 13. Dolayısıyla 3 karekök 26 zaten en sade halinde. Bunu olduğu gibi bırakıyoruz.